Herkese merhaba, YouTube Çiçekli Mutfağım kanalına hoş geldiniz. Bugün sizler için en pratik, en kolay ve de en lezzetli elmalı kurabiye tarifi paylaştım. Ve vermiş olduğum ölçüler tam ölçülerdir. Sizleri asla yanıltmayacaktır. Hiç düşünmeden gönül rahatıyla hemen bu tarifimi deneyip tadına bakabilirsiniz. Eminim tadan herkes çok beğenecek. Bu arada eğer hala kanalıma abone değilseniz abone olmanızı, bildirim zilini açmanızı ve bu videoyu sonuna kadar izlemenizi önemli rica ederek hemen tarifime başlıyorum. Elmalı kurabiye tarifim için toplamda 5 bardak un kullandım. 1 paket kabartma tozu, yarım su bardağı pudra şekeri, 1 paket vanilya, 250 gram margarin kullandım. Margarin yerine tabii ki de tereyağı da kullanabilirsiniz. Kurabiyenin kıyır kıyır olması için bu malzemeleri mutlaka önden ortalama 30 veya 40 saniye boyunca yoğurmanızı isteyeceğim. Burası gerçekten de çok önemlidir. Tereyağın unla mutlaka birleşmesi gerekiyor. Böylelikle kurabiye kıyır kıyır olacaktır. İzlemiş olduğunuz bu videoyu beğenmeyi, kaydetmeyi ve sevdiklerinizle paylaşmayı lütfen unutmayın. Bu arada beni hangi ülkeden izliyorsunuz veya hangi şehirden izliyorsunuz yorumlar kısmına yazarsanız çok mutlu olurum. Şimdiden herkese teker teker teşekkür ediyorum. Kurabiye hamurunu yaklaşık olarak 30 saniye boyunca yoğurduktan sonra hemen üzerine bir tane yumurta, yarım su bardağı ayçiçek yağı, 2 yemek kaşığı yoğurt, 1 yemek kaşığı üzüm sirkesi veya elma sirkesi de olabilir ve ardından da son olarak bir tane limonun kabuğunu ilave ettim. Limonun kabuğu kurabiyeye güzel bir lezzet bırakacaktır. Tabii ki de evinizde yoksa kullanmayabilirsiniz. Dediğim gibi kurabiye hamurunu çok fazla yoğurmanıza gerek yok. Sadece yine son malzemeleri ilave ettikten sonra 30-40 saniye boyunca yoğurdum ve görmüş olduğunuz gibi çok güzel bir kıvam aldı. Hazırlamış olduğum hamuru buzdolabında toplamda 30 dakika boyunca dinlendireceğim. Kurabiye hamurlarında bu püf noktası gerçekten de çok önemlidir. Ve şimdi hemen kurabiye hamurunu 2 tane eşit ve bir tane de küçük parçaya ayırdım. Küçük parçayı buzluğa kaldıracağım. Donmasını bekleyeceğim. Diğer iki bezeyi de buzdolabına kaldıracağım. Bu elmalı kurabiye videomu bütün sevdiklerinizle, dostlarınızla, arkadaşlarınızla paylaşabilirsiniz. Ve aynı zamanda bu videoya beğeni atmayı ve yorum bırakmayı da unutmazsanız çok mutlu olurum. Şimdiden herkese teker teker tekrardan teşekkür etmek istiyorum. Küçük olan hamuru buzluğa kaldırıyorum. Diğer iki bezeyi de hemen buzdolabına kaldırıyorum. Hamurlar dinlenirken ben de şimdi hemen elmalı iç harcını hazırlamaya başlıyorum. Toplamda 4 tane orta boy büyüklüğünde elma kullandım. Elmaların kabuklarını soyduktan sonra şimdi hemen rendenin iri tarafıyla hemen hızlı bir şekilde elmaları rendelemeye başlıyorum. Elmalı kurabiye için toplamda yarım su bardağı ceviz kullandım. Cevizleri de hemen bir bıçak yardımıyla küçük küçük doğruyorum. Elmaların üzerine toplamda yarım su bardağı toz şeker ilavesi yaptıktan sonra iyice karıştırıyorum ve ardından da hemen bu tencereyi ocağa alıyorum. Elmaların suyu tamamen çekilene dek kavurmaya devam edeceğim ve ara ara da karıştıracağım. Tamamen suyu çekildikten sonra cevizlerini ilave edeceğim. Artık görmüş olduğunuz gibi elmaların suyu tamamen çekildi. Orta ateşte bu işlemleri yaptım ve ardından da cevizlerini ilave ediyorum. Artık ocağın altını da kapatabilirsiniz. Güzelce karıştırdıktan sonra 1 çay kaşığı dolusu tarçın ilavesi yapıyorum.
ocağın altını artık kapatıyorum. Ancak bu işlem çok önemlidir. Bu işlem sayesinde kurabiyeler kıyır kıyır olacaktır. Şu anda ben elmalı iç harcının soğumasını bekleyeceğim. Ancak lütfen tencerede elmalı iç harcını bırakmayın. Çünkü elmalı iç harcını eğer tencerede bırakırsanız kendiliğinden sulanmaya başlayacaktır. Bu nedenle başka bir tepsiye almanız gerekiyor. Ve ellerinizde bu şekilde yayarsanız içindeki bütün suları çekilecektir. Ve böylelikle kurabiyeler de kıyır kıyır olacak. Ve artık kurabiye hamurlarına şekil verme vakti geldi. Hemen buzdolabından bir tane bezeyi çıkarttım ve merdane yardımıyla sadece saniyeler içerisinde bu bezeyi açacağım. Biraz sonra göstereceğim sizlere detaylı bir şekilde. Gerçekten de bu yöntem inanılmaz derecede çok kolay. Ben kalıp kullandığım şekil vermek için eğer isterseniz büyük bir su bardağıyla yapabilirsiniz veya bir kase kullanabilirsiniz. Hiç fark etmez. Eğer evinizde biraz sonra göstereceğim alet varsa onunla da tabii ki de yapabilirsiniz. Yağlı kağıt sayesinde bezeyi kolaylıkla açabileceksiniz. Hatta saniyeler içerisinde açacaksınız. Bakın görmüş olduğunuz gibi merdaneyi koyar koymaz zaten hamur açılıyor. Ancak buradaki en önemli püf noktası hamur ince olmayacak. Ortalama 1 veya 1,5 santimetreye yakın kalınlıkta olması gerekiyor. Böyle bir aparat sayesinde kolaylıkla yapıyorum. Bu aparatı zaten her yerde bulabilirsiniz. Dediğim gibi eğer isterseniz bir bardakla veya bir kaseyle de bu işlemleri yapabilirsiniz. Belki 2 veya 3 dakikanın içerisinde görmüş olduğunuz gibi kocaman tepsiyi hazırladım. Kalınlığını da görüyorsunuz, çok ince olmasın, çok da kalın olmasın. Vermiş olduğum hamur ölçüleri bir tepsi için zaten tam gelecek. Biliyorsunuz ki ben bütün yemek tarifleri videolarımda standart su bardağı 200 ml kullanıyorum. Bana eğer sormak istediğiniz bir soru varsa mutlaka yorumlar kısmına yazın. Yine açıklamalar kısmına bu malzemelerin bütün detaylarını tek tek yazacağım. Tepsiyi sadece dakikalar içerisinde hazırladım. Bu işin içerisine girdiğiniz zaman ne kadar hızlı yaptığınızı zaten göreceksiniz. Sizler de şaşıracaksınız. Bir de kıyır kıyır bir kurabiye yaptıktan sonra bu tarife bayılacaksınız. Ve şimdi hemen buzluğa koymuş olduğum hamuru da çıkarttım. Ve üstüne bu şekilde rendelenin küçük tarafıyla rendeliyorum. Ben küçük bir rende kullandım. Tabii ki de birazcık daha iri bir rende kullanabilirsiniz. Hiç fark etmez.
Hamurun tamamını üstüne bu şekilde rendeledikten sonra bu tepsiyi hemen fırına vereceğim. 180 derecelik fırın ayarında 35 veya 45 dakikanın içerisinde pişecektir. Ve aradan toplamda 35-37 dakika geçti. Görmüş olduğunuz gibi çok güzel bir şekilde kızardı ve hemen fırından çıkarttım. İnanılmaz derecede lezzetli, kıyır kıyır ağzı dağılan muhteşem bir kurabiye tarifidir. Sizler de bu tarifimi gönül rahatlığıyla deneyebilirsiniz. Denedikten sonra ne demek istediğimi zaten anlayacaksınız. Çok iddialı olduğum hızlı tariflerimden bir tanesidir. Şu anda inanın yemeklere doyamıyorum. Muhteşem olmuş, kıyır kıyır ve iç harcı da 10 numara olmuş. Ben de böylelikle bir videoyu da burada sonlandırıyorum. Beni izlediğiniz için çok teşekkür ediyorum. Umarım bu kurabiye tarifi videomu da beğenmişsinizdir. Sizlerden gelecek olan mesajları sabırsızlıkla bekleyerek şimdilik vedalaşıyorum. Yarın yeni videomda tekrar görüşmek dileğiyle. Hoşçakalın.